Evet, şimdi ne açıyoruz? Arkadaşlar, şöyle Mi robot süpürge açıyoruz. Bunun açılımını yapacağız. Bakalım içinden neler çıkacak. Görelim. Şöyle açtık kutumuzu. Şöyle bir kutu çıkıyor içinden sevgili arkadaşlar. Kitapçıklar çıktı. Üstte kullanılan kitapçı. Şöyle şurada herhalde ne olduğunu anlamadım ama bakarız. Burada babacığım bu şarj aleti, batarya mı cihaz, oluyor evet yani? cihazımızın bataryası. Bunu duvara yani boş bir yere, prizin olduğu bir yere dayayacağız ve robotumuz kendisi gelip buna monteleyecek kendisini. Bataryamız. Batarya. Anladım, tamam, onu bataryaya. O zaman bu da bir şey galiba. Şimdi babacığım bizim robot süpürgemiz son model olduğundan dolayı silme özelliği de var bizim robot süpürgemizin. Ve silme için ayrıyetten bir tane daha böyle filtre koymuşlar. Bu nedir? Bu su filtresi. Yani robotumuzun silme işlemini gerçekleştireceği zaman içindeki filtresini değiştirip yerine bunu koyuyoruz. Açayım Çünkü mı hocam? bunda su haznesi var. Evet, açabiliriz. Anlatmaya devam edeceğim. Böyle daha iyi görürüz. Şimdi şurada gördüğünüz gibi filtreler var ve dediğim gibi bizim robotumuz Mi Robot Vacuum Mop P serisi olduğundan dolayı silme özelliği de var. Gördüğünüz gibi su haznemiz var. Şu şekilde. Şuradan açıyor galiba kızım şöyle. Hayır. Değil. O hayır. Orası klipsi. Neyse, bunu açma yerini daha sonra bakarız babam. Sanırım şunu, evet şuradan. Buradan içine su dolduruyoruz ama suyun buraları temas etmesini engellememiz lazım. Çünkü küflenme yapabilir. Buradan suyu doldurduktan sonra silme işlemi gerçekleştireceğimizde siyah filtreyi kullanıyoruz. Fakat şöyle bir durum da var. Eğer robotumuz hem silme hem süpürme yapacaksa yine bu filtreyi kullanacağız. Ama silmeyle işimiz yoksa kendi filtresi kalabilir. Şurada şarj adaptörü var yine. Şunu da açabiliriz babacığım, onu da gösterelim. Bu adaptörü ve şarj kablosu. Evde müsait boş bulduğumuz bir duvar kenarına robotumuzun yani rahat girebileceği bir prize adaptörümüzü takıyoruz. Arkasından kablomuzu şu şekilde yan tarafına takıp robotumuzun kendisini şarj etmesini sağlıyoruz. Robot buraya kendi mi yanaşıyor? Tabii. Ha. Kendisi babam geri geri gelerek artık park şeklinde düşün. Ha. Aynen sinyallerle geliyor ve buraya monteliyor kendisini. Bu yüzden hani bunun özellikle boş bir duvar olması lazım. Çünkü Ha. robotumuz sensörleriyle rahatça giriş yapabilsin. Anladım. Tamam. Şimdi geldik robotumuzun açılımına. Burası altı galiba. Şurası şu. Evet, oradan çıkartalım. Şöyle. Şimdi Şurası ne kadar dar? Koltukların altına girebilmesi için, değil mi? evet yani sanırım 4-5 santim civarında ve çok rahatça bir deneyelim isterseniz. Evet, Dur bakalım. Aynen. Oo, çok çok rahat bir rahat, çok rahat şekilde girecek bak. koltukların altına girip Giriyor yani. hareket edebiliyor robotumuz. Sanki. Şimdi bunu zaten test edeceğiz ama
Dediğim gibi robotumuz hani son çıkan robot olduğundan dolayı eskiden olanlarda biraz sensör problemi varmış ama bunun her yerinde, üstünde, bu yanlarında, her yerinde sensör özelliği var ve masaya koyduğunuzda düşebilecek yerlerden otomatik olarak kendisine durdurup düşmüyor. Yani bir yere çarpma riski de yok artık evi tanıdıktan sonra. Rahatlıkla evi tanıttıktan sonra girilmemesi gereken yerlere girmez kendisi ya da düşme riski olduğu yerlerden düşmüyor. Her yerinde sensörler var çünkü gördüğünüz gibi. Kızım bu benden akıllı o zaman. Evet tamam biraz öyle. Şimdi ne yapmamız gerekiyor yeni açınca? Şimdi ne yapmamız lazım? Öncelikle annem uygulamasını kurduk. Ama ondan daha önce tabii ki kendisini şarj etmesi gerekiyor. Şu anda şarja takılması gerekiyor. Evet şarj takılması gerekiyor. Babacım yardımcı olur musun anlatırken? Şimdi gördüğünüz gibi burada şu şekilde bir süpürge var. Ve bu halıyı döverek ilerliyor. Yani döverek dediğim en ufak partikülleri, toz zerreciklerini bile bırakmıyor bu sayede. Çünkü bildiğiniz böyle halıyı dövüyor yani. Tekrardan yerleştireyim. Girdi galiba. Şu yanlarındaki klipslerden tutarak. Bastırıyoruz. Evet. Göremiyorum. Tamam. Geçti. Burada oynar başlıklı yani döner tekerleğimiz var. Burada da bu şekilde. 2 adet tekerleğimiz var. Şimdi gelelim sırada filtresine yerleştirmeye. Ben de ilk kez kullandığım için biraz yabancıyım ama araştırdım. Evet, araştırmıştım. Sanırım bu filtre özelliğini birazdan tekrardan bakalım. Var mı babacığım fikrin? Benim işim değil bu. Evet, ben elektrikli süpürgeden başka bunu kullanamam. Bunu Özlem kullanacak. Hadi bakalım kızım, ben de. Tamam, onu daha sonra bakalım. Şimdi buradan yine kutudan iki tane fırça gibi böyle süpürmeye yarayan iki adet ne denir buna? Aparat. Aynen aparatlar çıktı. Pervane. Bunlar da aynen. Neden böyle biri yedek sanırım bunun. Neden çıkıyor? İyice böyle işte ne bileyim koltuk altındaki tozların tamamen alınabilmesi için. Mesela atıyorum ben bunu yerleştireyim şu yerine. İki yandadır belki de. Burayı da açınca çıktı önü şöyle. Şöyle açıyor galiba. Bence bu başka bir şey baba. Şuraya basacağız mı? Bunu daha sonra bakalım olur tamam mu? Baba bir takalım. Şimdi ben şunu göstermek istiyordum. Kesinlikle bu benim işim değil. Ben kullanamam yok, bunu. Yok aslında çok basit. Sadece yok, tek yok tuşla da ben elektrik süpürge silerim kendim. Tamam çok önemli değil. Şimdi ben şunları göstereyim. Dediğim gibi evet sadece bir yerine yapmışlar. Aslında iki yerinde olsa daha iyiymiş. Yok bir tanesi yedek. Bunun. Bir dakika anneciğim. Bastırmadır o kızım, pim nedir? Evet, bravo babacığım. Daha güzel. Şimdi bunun şöyle bir özelliği varmış, ben de araştırdığımdan gördüm. Mesela diyelim şurada bir tane işte. Gevşemede kıl var. Yok, kıl değil, büyük tanecik diyelim. Atıyorum işte pilav. Bunu buradaki pilavı şu şekilde çarptırtıyor ve buradan haznesini attırtıyor. Anladınız mı? Bu fırçanın özelliği pirinç o yani. Pirinç tanesi. Aynen yani. Ulaşamadı. Ulaşamadı büyük tanecikleri direkt toz haznesine bu şekilde fırlatıyor. Tamam, şuraya dolduruyor. Kendine otomatik olarak çalıştığı zaman bu. Yok hayır ben göstermek için anladım, yaptım tamam yani. O yüzden yaptım. Tamam. Ulan Şahin ya. Hayır ben çevirmen çalışıyor sanıyor hayır, mu o yüzden? Hayır gösteriyor ya çocuk robotu anlatıyor. Tamam. Tamam bunu da şimdilik kalsın. Devam edeyim mi sen? Şimdi anneciğim bu bizim süpürgemizin en sevdiğim özelliklerinden biri olan yani ona yarayan bir aparat paspas.
Aslında neden uzattığımı söyleyeceğim. Çünkü çok güzel bir şekilde temizliyormuş bu paspas. O yüzden şimdi bu paspası canımız yerleri silmek istediğinde, yani sadece süpürmek değil, silmesini de istediğimizde şu iki tane yanlarındaki turuncu klipslere basarak gördüğünüz gibi tekerleklerin hemen altında bulunan kısma kolayca yerleştiriyorum. Evet, bu şekilde. Yerleşti. Evet, tabii yerleşti. Yerleşti. Klipsler onu tutuyor. Tutuyor. Bu şekilde. Ve öyle güzel bir şey yapmışlar ki yapanlar. Garantimiz var ama yine de şundan bir saniye. Aç. Yok, sorun değil, ben kesmiştim. Tırnağı var mı şu an? Yok. Düşünmüşler üreten insanlar. Paspası eskidiğinde yanına bir tane de bu şekilde yedek paspas koymuşlar. Yani ihtiyaç olduğu zaman şuralarından Takma. buralara takacağız. Aynı zamanda Normal. yıkanabilir. Tabii yıkanılabilir, aynen, Fiber fiber. Robotumuz bu şekilde her şeyin böyle yapanlar yediğini zaten koymuşlar. Şimdi bu filtreyi nasıl takacağız ona bakalım. Önce şunu çıkartalım. Neyse, bu pıt. kalabilir. Şimdi. Evet, şimdi şu artık paspasımızı da taktığımıza göre silme işlemine başlayacağız diyelim. Bunu tekrardan anlatacağım size arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Siyah, gördüğünüz siyah filtremizi alıyoruz ve şu şekilde robotumuzun kapağını kaldırıp daha sonra. Şimdi öbürkü fırça alttaydı ya, bu üstte değil mi? Evet anneciğim. Altındaki sabit zaten. Bu devamlı. Öyle bir gösterelim altını, üstünü sonra. Şöyle, bu sabit. Bu sabit tabii. Buna Şurada dokunulmayacak. tabii toparlayıcı fırçası var. Hani tozları falan toparlıyor. Büyüklerini bura atıyor, küçüklerini. Bu depo Hülker Hanım. Bura biriktirecek yani. Evet, bu depo kısmı Tamam. anneciğim. Nasıl elektrikli süpürgede o depo kısmı varsa bu Depo. robotumuzun da Tamam. filtresi bu, depo filtresi. Şimdi dediğim gibi tekrardan göstereyim. Silme işlemini yapacağım zaman bakın, tekrar şu ayrıntıyı veriyorum size. Bu sadece süpürmek için olan filtre, ister bunu kullanırsınız. Ama derseniz ki hep içinde kalsın, ben bazen silme de yapabilir, süpürme de, bunu hiç çıkartmadan da kullanabilirsiniz. Şahsen benim özellikle tutacağım filtre bu. Bunu da isterseniz sadece süpürebilir, isterseniz sadece silebilir ya da her ikisini birlikte yapabilirsiniz. Fakat bu filtrede sadece süpürme yapabilirsiniz. Dediğim gibi bunu açıyoruz, suyu buraya dolduruyoruz, daha sonra kapatıyoruz ama dikkat ediyoruz. Etrafına hiçbir şekilde su değmemeli. Gelirse bile kurulamanız lazım ki robotun iç haznesine zarar vermesin. Şimdi bu filtreyi şu şekilde önündeki klipsten bastırarak yukarıya doğru çektim, çıkarttım. Baktığımız zaman burada da hemen bizi bir filtre karşılıyor. Şuradan tozlar geliyorlar ve yerleştireceğim filtrenin içine dolacaklar. Artık yerleştirdim. Bu kadar basit işte. Artık diyelim filtremiz doldu. Çıkartıyorum. Daha sonra bunu açacağım. Ama nereden açacağım? Şimdi diyelim ki artık filtremiz doldu. Çekmiyor süpürgemiz. Performansı düştü. Demek ki deposu doldu. Bunun için ne yapıyorum? Şu beyaz kısımda okla gösterilen yere elimi geçiriyorum. İttiriyorum ve açıyorum. İçindeki kıl, toz, işte ne varsa pislikleri çöp tenekesine boşaltıyorum. Daha sonra tekrardan. Şu filtreyi de silkiyoruz değil mi kızım? Yani evet babam, ama yani yıkanabilir ama iyi kurutmak lazım filtre. Hani çok 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 böyle tozlanmadığı müddetçe ben yıkama taraftarı değilim şahsen. Burada Ama onun tabii zaten ki şeyi var kızım, bak burada. evet. Fırçayı temizleme şeyi var. Evet, o da evet, aparatının böyle olması, koyulması güzel olmuş.
sanırım. Şuradan kızım buyruk kızım. Biraz. Tırnak istiyor galiba biraz. O da basittir de. Evet, bu şekilde. Yeni öğreniyoruz tabii böyle şeyler doğal. Filtremizi işte koydukları fırça sayesinde temizliyoruz. Daha sonra tekrardan yerine yerleştiriyoruz. Ve temizlemiş olduğumuz süpürge haznemize İnşallah yerine yerleştirebileceğiz bugün. Yerleştiriyoruz. Çok basit. Ama dediğimiz gibi biz de ilk kullanacağız. O yüzden biraz böyle yanlışlar normal. Tekrardan yerleştirdikten sonra artık süpürgemizin üstünü kapatıyoruz. Ve şarja takıyoruz. Ve evet, şarja takıyoruz. Kaç saat beklemesi gerekiyor? En az 3 saat. Evet. Şimdi oraya takamayız. Evet, şimdi sıra geldi süpürgemizi şarj etmeye açılabilmesi için. Kablosunu, adaptörünü açıyorum. Prize takıyorum. Ve bataryamızı kablosuna yerleştirdikten sonra müsait bir yere, bizim en müsait evde burası olduğu için buraya koyduk. Müsait, robotumuzun rahatça kendini park edebileceği bir köşeye yerleştiriyoruz. Ve şimdi düğmesine basıp park edecek miyiz? Şarj olmadığı için önce benim yerleştirmem öyle lazım. Mi? Evet, bir kere yemezsin. Sonra diğerlerinin o şarjı bitecek gibi olduğunda kendisi zaten geliyor. Tamam. Ama şu anda hiç şarj olmadığı için kendim yerleştirmek durumundayım. Belki vardır yani biraz. Bir açıp kapayalım. Yani istiyorsan yapalım babam tabii ki. Turning on. Sanırım yerleştirin diyor, bilmiyorum. Anlayamadım. Deneyelim. Starting to charge. Evet, şu anda şarj oluyor. Değil mi? Türkçe öğrenmez mi kızım bu? Yo, Türkçe'ye çevireceğiz ama babam tabii ki yurt dışında üretildiği için ilk dili İngilizce. Ben onu sanırım programın adı Mi Home diye bir program var. App Store'dan ya da işte Samsung telefon kullananlar Google Play'den indirebilir. Daha sonra oradan artık dilini Türkçe yapacağım. Atıyorum açılırken işte şarj oluyorum, işte hoş gel... Bilmiyorum bir yok, şeyler. Aynen. Ben ona Kütahya şivesi öğreteceğim. Olur babam. Geliyor o gidiyor diye. Tabii ki babam. Bilgisayar senin için, hacklersen süper tamam. Olur. Aynen. Çabuk ya bırak diyeceğim ben ama süper bakan diyeceğim. Bir tane şifresi öğreteceğim. Çok güzel olur babam tabii. 4 saat mi? Ya tabii annem 3-4 saat biraz bırakmak lazım süpürgemizi. Çünkü kutu yeni açılım yaptığı için biraz şarj etmesi gerekiyor kendine. Tamam. Etsin galiba o zaman. Etsin. Devamında görüşmek üzere diyelim. Kurulumunu yaptık telefondan. Şimdi çalışacak, evi süpürecek. Özlem'in yardımcısı. Deneyelim bakalım. Bakalım deneyelim. Oturma odasını tanıtacağız. Başlatıyorum. Evet. Tanıdı mı oturma odasını? Tanımadı. Şu anda tanıdı zaten. Vura vura çarpı çarpı tanıyor anne. Orada bir şarj aleti var. Gitti oraya. Şey, onu... Çıkıyor kendisi. Evet, altta. Kendisi herhalde şu an yukarı kaç metre kare olduğunu. Süpürüyor, baya gitti.
yüksek modda ayarlıyoruz. Şu orta modda sesi yüksek tutacak. Evet. Bir de turbo modu ayarlıyoruz. Turbo modu ayarlıyoruz. Çok yüksek, çok daha güzel bir şey. Daha güzel. Şu anda evi tanıyor. Sessiz modu. Çıkabilecek mi bakalım? Çıkamadı. Biraz şöyle çekelim. Rahatça çıkabilsin. Halının üstünde de performans çok iyi. Sıradan gidiyor, görüyor musun? Değil mi? Sırayla yapıyor. Bak sırayla gidiyor. Bak sırayla gidiyor. Başlamanıyor, geri geliyor. Bak. Yavaşladı sanırım. Yok. Sessizde yavaşlıyor. Ses. Biraz hızlandıralım mı? Evet. Tamam. Şimdi şarj mı oluyor? Evet. Şu yanıp sönen şarj olduğunu gösteriyor. Bak şarj ediliyor. Yani. Bu. Tamam. Şu anda evini şarj ediyor. Evi süpürdü. Temizledi. Geldi şarja kendisini taktı. Evet. Park etti kendisini. Güle güle kullan Özlem. Teşekkür ediyorum anneciğim. Sağ olasın. Temizlikten sonra bakalım haznemiz ne kadar dolmuş, temizliğini iyi yapmış mı? Bunun için haznesini yani toz haznesini çıkartıp inceleyeceğiz. Yakup bana yardımcı olacak bu konuda. Kapağını açtık, üst kapağını. Daha sonra toz haznesini şu klipse basarak çekiyoruz. Çil haznesi içeren ikisi bir arada toz haznesi çıkarıldı. Hazneyi yıkamayın veya suya sokmayın. Su haznesi yeri burası zaten. Daha evet. Söylemiştik. Toz haznesi burası. Orası filtresi. Onu çıkartmamıza gerek yok. Bayağı bir birikim olmuş. Evet. İçinden mercimekler. Açalım onu. Bir saniye tutar mısın? Dikkatli aç. Aslında bir torba lazımdı bize ama. Şurayı gösterelim. Burayı gösterelim. Torbayı bekleyin. Çok sağlam bir poşet değil ama. Getireyim sağlam. Evet. Evet, açtık. Mercimeklerimizi neredeyse hepsini topladı. Bunu getirdim bak. Bunu tamam anneciğim, şu an hallediyoruz. Anneciğim baksana ne kadar şey çıkarmış. Çok çıkmış, çok. Deneme mercimeklerini topladığını gördük şu anda. Toplamış. Ve ev daha yeni bir saat önce süpürüldü halde. Süpürüldü. Filtresinde görüyorsunuz zaten. Halıdan toplamış halıdan. Bayağı bir şey çıktı. Tabi Japonlar mı artık Çinliler mi bu işi yapıyorlar. Tabi biraz tırnak gerektiriyor. Fırça koymuşlar buraya filtreyi temizlemek için. Gösterelim. Birazcık kameramızı kaydırabilir miyiz? Heh, tamam. Bu şekilde. Görünsün diye. Evet.
Bu fırça sayesinde filtremizi temizleyebiliyoruz. Bunu suyla yıkacak mıydık? Yani şöyle, az önce de uyarı verdi zaten kendisi, hani suyla temas ettirmeyin diyor. Zaten bu fırçayı koymuşlar. Ben birkaç kişinin yıkadığını daha sonra robotta tabii hani ister istemez oksitlenme sudan kaynaklı olduğunu duydum. O yüzden ben tehlikeye atmayacağım, zaten gerek yok. Fırça fazlasıyla bu iş için tamamen özelleştirilmiş bir fırça. Bence suya hiç lüzum yok yani. Zaten suya sokmam dedi ya. Evet, uyarıyı da verdi zaten kendisi. Yükleme yapmışlar o şekilde. Filtremizi de temizledikten sonra kendin içinden çıkan fırçasını yerleştiriyoruz. Ve filtreyi tekrardan bu şekilde takıp robotumuzun içine yerleştiriyoruz. Uyarıyı da. Şu an su haznesi içeren ikisi bir arada toz haznesi takıldı. Kapağımızı da kapatıyoruz ve bugünlük temizliğimiz bitti.